Bir keçi ile bir koyun arkadaş olmuşlar. Bir gün kırlara otlamaya çıkmışlar. O sırada yanlarına bir kurt gelmiş. Kurt, koyuna, sevgili koyun kardeş, ne kadar da besiyle görünüyorsun. Kim bilir etin ne kadar lezzetlidir. Ben seni yiyeceğim, demiş. Koyun çaresiz boynunu bükmüş ve şu karşılığı vermiş, eline düşmüşüm bir kere. İstersen elbette beni yiyebilirsin ama beni yemeden önce sana bir pehlivanlık gösterisi yapayım. Ondan sonra istediğin zaman, istediğin şekilde beni yiyebilirsin demiş. Aç kurt koyunun bu isteğini kabul etmiş. Koyun başlamış hoplamaya, zıplamaya, yerlerde yuvarlanmaya. Bu arada kurt uyuya kalmış. Koyun da kaçıp gitmiş. Bir müddet sonra gözlerini açtığında koyunun olmadığını görmüş kurt. Beklemiş koyunu, bir türlü gelmemiş koyun. Keçiyi görmüş bir vakit sonra. Keçiye, "Bana bak keçi kardeş. Arkadaşın kaçıp gitmiş. Ben de seni yiyeceğim." demiş. Keçi de, "Aman kurt kardeş, yavrum var. Onu emzirip geleyim." demiş. Hatta onu da getireyim, ikimizi birlikte ye." demiş. Kurt da bunu kabul etmiş. Keçi gitmiş fakat dönmemiş. Kurt gene beklemiş, beklemiş. Gelen yok. Sonra bir atı kestirmiş gözüne. Atın yanına gitmiş. "At kardeş, seni yemek istiyorum." demiş. At ise "Ben padişahın atıyım. Beni yersen çok büyük ceza alırsın." demiş. Kurt ise inanmamış buna. At ise nalımda padişaha ait olduğuma dair yazı var. Okuma biliyorsan görebilirsin demiş. Kurt nalını göster de görelim demiş. Ata doğru yürümüş. At kendisini yemek isteyen kurdun alnına öyle bir tekme atmış ki kurt can çekişmeye başlamış. Bu arada kurdun ağzından şu sözler dökülmüş: Gittin, buldun bir koyun, neyine gerek senin oyun? Gittin, buldun bir keçiyi, ne yapacaksın oğlağını? Gittin buldun bir at Neyine gerek naldaki yazı, padişaha vezir mi olacaksın? Aç kurt bu sözlerini tamamladığında çoktan can vermiş. Böylece koyun, keçi ve at sırasıyla kurda iyi birer ders vermişler. Ama kurda en ağır dersi at vermiş. Aç kurdu canından etmiş.